Haftanın konuğu köşesinde tekrar konuğum İlyas Salman. Geçen hafta bu güzel röportajın bir kısmını yayınlamıştık. Ne demiştim? Haftaya diğer kısmını sizlere yayınlayacağız demiştim. Bu hafta ise öbür kısmını yayınlıyoruz. Bakalım bu haftaki kısmında İlyas Salman'la neler konuşmuşuz? Dilerseniz birlikte izleyelim. Sizin konuşmanıza rağmen bu devam edip gidecekti bir şekilde. Devam edip gidecekti tabii. Evet. Türkiye insanı artık Türk filmlerine gitmiyor filan. Şimdi son zamanlarda yapılan lafı açıyorum onun için kusura bakmayın konuşuyorum. Son zamanlarda Türk halkı yerli filmlere gitmeye başladı. Ve ben diyorum ki en saçmasına bile gitsinler kardeşim. Amerikan filmlerine gideceğine. Çünkü emperyalizme verdiğimiz her kuruş bize silah olarak, kurşun olarak geri dönüyor. Evet. Onun için gitsinler. Ha babam mı oluyor? Kötüsünü yapmışlar. Olsun gitsinler. Güzel de yaparlar. Mesela Nuri Bilge Ceylan Paris'te, Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü aldı. Fatih Akın Berlin Film Festivali'ni kazandı. Evet, Yaşamın Kıyısında kazandı. Şimdi yavaş yavaş tekrar halkımız kendi özüne dönmeye başladı. Özünü neden kaybetti biliyor musunuz? Bu ülkenin 3 tane başına bela geldi. Hayır pardon 4 tane. 1. Adnan Menderes. 2. Pardon 4 tane. 1. Adnan Menderes. 2. Tabii Özal döneminde. Süleyman Demirel. 3. 12 Mart komutanları. 4. 12 Eylül. Kenan Evren ve şürekası. 5. Ve hepsinin üstüne tuz biberken Turgut Özal. Turgut Özal. Yani 4 dedim 5 çıktı baba. Size bu soruyu soruyorlar. Aslında hani hemşehriniz işte Turgut Özal. Onun için ne söyleyeceksiniz ya da değerlendirmeniz nedir filan diye. O konuda da açıklamalarınız var. Ama istiyorum ki tabii DEM TV izleyenlerle de bunu paylaşalım. Turgut Özal sürecinin Türkiye'ye getirdiği şey neyi? Bir sanatçı olarak baktığınızda gördüğünüz neyi yani? Getirdiği şey neydi biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Ben neredeyse 11-12 yaşından bu yana emperyalizmi araştırıyorum. Dibini kurcalıyorum. Yani 1944 miladı olarak kabul ediyorum Demokrat Parti'nin kuruluşunu. Amerika'ya geçiş, 50 seçimleri, 51'de Amerika'nın emriyle binlerce çocuğumuzu Kore'ye gönderip Kunuri tepelerinde hiç yoktan, hiçbir ilişkimiz yokken Kore ile çocuklarımızı gönder, kahraman Türk diye gönderdiler bilmem ne filan. Hani Nazım diyor ki Adnan Menderes için, senin ana rahmine düştüğün gün milletimin en kara günüdür diyor. Ben şimdi şeyi düşünüyorum, Menderes asılmamalıydı. Bu onu kahramanlaştırdı diyorsunuz. Evet. Bakış açınız o. Ya şimdi Kenan Evren de yargılansın, o utancı görsün ama zaten Türkiye'de idam cezası kalktı, hiçbir zaman da yanımda yer almadım. İdam cezalandırmak değildir baba, ödüllendirmektir. İşte Özal döneminden bahsediyorduk. Özal döneminden bahsediyorduk. Özal'la birlikte Amerikanlaşma yoluna daha çok girdik. Ekonomik anlamda. Zaten siyasi anlamda NATO'yla birlikte bağımlıyız. Bir de sofrayı paylaşma meselesine gelince sofradan bir parça bize bıraktılar. Gerisini aldılar. O bıraktıkları parçanın içerisinde yetişen gençliği de öyle bir hale getirdiler ki mesela 1960'lardan bu yana Türkiye'de en çok okumuş adam vuruldu, en çok okumuş adam asıldı ve Türkiye hapishanelerinde en çok okumuş insanlar yattılar. Çünkü okumuş insanlar bu dünyanın dibini kurcalıyorlardı, haksızlık nereden gelir diye. Anladın mı? Evet. Bilen insan tehlikeli insandır. Bazen bilen bir çocuk babası için bile tehlikedir. Kendisinden fazla bilmesini istemez oğlunun. Ya da kızının. Evet. Bu düzeni değiştirmeye gelince iş daha beter oluyor. Herkes gibi bakmıyor, bakıp görüyor. Ve yazıyor ve çiziyor. Evet. Ve eyleme katılıyor. Ve köylünün yanına gidiyor, fabrikaya gidiyor. Greve gidiyor. Ne yapacaklar, nasıl önüne geçecekler? Beynini çalacaklar baba. Tam takır kuru bakır.
7 kilo kafada 7 gram beyin taşıyan ancak ayakta durabilen gençler yetiştirmek. Amaçlar buydu. Sisteme karşı çıkmak adına. Yola çıkan gençlere karşı tavırları buydu. Evet. Açıkçası. Yani gençliği çürüttüler. Turgut Özal'la ilgili bir anım var, anlatayım. 1991 yılında Cumhurbaşkanı mıydı, Başbakan mıydı ne, bilemiyorum. Ankara Film Festivali yapıldı. Beni de ilk en iyi erkek oyuncu ödülü verdiler bana. Sarı Mercedes'ten dolayı. Bulvar Oteli'nde yapılıyor. İşte kokteyl verildi bilmem ne falan. İşte herkes elinde kokteyl bardağıyla dolaşıyor. İşte geliyorlar, tebrik ediyorlar. Filmi seyretmişler bilmem ne falan. O arada Turgut Bey de geldi. Elini uzattı. Kusura bakma, elimi kirletemem dedi. Bir tane gazeteci çekti beni, dedi ya ne yapıyorsun sen arkadaş dedi. Vallahi yalan söylemeyeyim, Cumhurbaşkanı mıydı, Başbakan mıydı neydi? Dedi ki bu senin hemşehrin dedi. Dedim en yakın hemşehrim babam. Önemli olan babam olması değil, adam olması. Adam olmadıktan sonra babam olmuş ne fark eder? Evet. İşte onlar, o hani bizim insanımız tuvalete gider, işini yapar, sonra elini yıkar. Hayır, önce elini yıkar, sonra işini yapar. Evet. İşini yapar. Tabii kirli olan eli, önce elini yıka, sonra tuvalete gir. Vücuduna dokunacaksın çünkü. Tersinden düşünmek lazım geliyor. Hocam şimdi Marx bugün yaşasaydı, bugünkü koşullara göre yazardı Kapital'i. Evet, mutlaka. Yani bu hızla, kapitalizmin bu hızla vahşileşeceğini tahmin edemedi. Onun için de aslında dediklerinde bir doğruluk payı var, çok önemli. Önce Almanya, İngiltere gibi sanayisi gelişmiş yerlerde devrim olacak dedi. Dünyanın en geri ülkesi Rusya, Çarlık Rusyası devrim orada oldu. 1905'te Potemkin zırhlısı Petrograd kıyılarına dayanıyor. 1917'de Büyük Ekim devrimi. Al sana 12 yıllık bir mücadelenin sonu. Daha o, tabii ki 12 yıl değil, ayrı bir olay. Yani yüzlerce yıldır sınıf içerisindeki katmanlar ve kategoriler birbirlerini yiyorlar, ayrı bir olay. Ama Lenin'in tek eksiği şuydu, önce burjuva devrimini yapmak. Sonra sosyalist devrime geçmek. Yani yeni doğmuş bir çocuğa süt içirmek gerekirken pilav yedirirsen boğulur. Olmaz, evet. Bu bizim ülkemizde de böyle. Biz ha yarın ha öbür gün devrim olacak diyorduk. Baktık gelmişiz 60 yaşına. Devrim kaftanın ardında kalmış. Şimdi yeni yeni akıllanmaya başladık. Diyorum ki hiç kimse devrimi kendi ömrünün sınırlarına tabi tutmasın. Çünkü belki 10 kuşak sonra devrim olacak ama dünyada bir demokrasi duvarı örülüyor. Bir devrimcinin yapabilmesi ya da yapabileceği en önemli katkı şu olabilir. Örülen demokrasi duvarına sağlam bir taş yerleştirebilmek. İşte merak ettiğim şey ne biliyor musunuz? Türkiye'deki hani gençliğin durumu ortada. Siz bir sanatçı olarak tam durduğunuz noktadan baktığınızda Türkiye'ye yönelik umutlarınız nerede ya da ne düşünüyorsunuz? Umutlu musunuz? Ben tabii ki umutluyum ama ben o mutluluğu tadamayabilirim. O mutluluğu demin söylediğim gibi bu demokrasi duvarına bir taş koymuş gitmiş isem, yani giderken gözüm açık gidecek, bakacağım. Hani bizim insanımız şey der. İşte şu evi alamadım, gözüm açık gidecek. Oğlumu şu okula gönderemedim, gözüm açık gidecek. Şu arabayı alamadım, gözüm açık gidecek. Bilmem ne falan diyor. Ben de diyorum ki lan zibidi. Ölene kadar kör baktım dünyaya. Bari ölürken, geberirken bak yaşadığın dünya ne halde. Gözüm açık gidecek. Gözün açık gidecek diye utanma. Kapalı gözlerden kork. Evet. Evet. Şimdi bütün bu doluluğunuz, duyarlılığınız ve aynı zamanda duygusallığınızı da biliyoruz. Şey vardır, birey ilişkilerinde yaşamı yaşarken aslında o anlamda da tepkisel davrandığınız durumlar oluyor. Buna dair bir anınız da var sanırım. Mesela bir komşunuzun vefat etmesi ve sizin cenazede bulunup cenazeye giderken ki tepkiniz. Öyle bir anınız da var sanırım. Onu tam bu noktada sırası gelmişken bu insan duyarlılığından ya da insan duyarlılığının oluşturacağı gelecek
ümitli olduğumuz ya da ümit ettiğimiz gelecek üzerine konuşurken bu anınızı da lütfen DMTV izleyenlerle paylaşırsanız. Şimdi ben karşıdan bizim Yeşilçam sokağından, gerçi artık Yeşilçam sokağı falan kalmadı. Evet. Yani büyük şirketler, film şirketleri falan kuruldu. Yeşilçam sokağı 3 tane kahvehanenin 2 tane barın yeri oldu. Oldu, bir sokağa dönüştü. Ben oradan geldim eve. Dedi ki bir komşumuz, adını söylemiyor. Öldü dedi. Cenazesi de dedi öğlen namazında kaldırılıyor dedi. Ben gitmem dedim. Niye dedi, gitmem dedi. Ya gidelim dedim. Ben dedim ya adam kötü adam ya. Kötü adam. Ben niye gideyim de orada imamın yanında helal olsun diyeyim. Hani diyorlar ya. Hakkını helal ediyor musun? Hakkını helal ediyor musun? Hadi bila mecburiye gittik. Gülser de benim gibi düşünür ama o biraz daha yufka yürektir. Kadınla erkek arasında biraz farklılık var. O yani öyle olsaydı ya farklı olmasaydı Gülser belki işimiz... biz doğurduk. Evet. Şimdi gittik işte imam duasını okudu bilmem ne Arapça hiç anlamam. Ondan sonra dedik işte ey cemaat er kişi hakkında nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Ben kötü bilirdik. Bunu yüksek sesle söylediniz. Evet. Döndü geriye baktı bir sürü adam böyle. Dedim ne bakıyorsunuz kardeşim ya? Ya adam ölene kadar kötüydü. Yani o da Sabancı gibi kurtlu peynirleri millete yutturarak para kazandı. O da kazandı. Ölene kadar kirliydi de ölünce mi temizlendi? Dedim ayrıldım orada. Aslında şey var değil mi? Yani toplum olarak aslında Türk toplumunda biraz da bu yönlü değerlendirdiğimizde direkt lafımızı sakınmadan konuşmak yerine aslında bir şeylerin üzerine örtmeye çalışıyoruz ya da susuyoruz ya da bu aslında ikiyüzlülük gibi bir şey değil mi? Yani diyelim ki o topluluk içerisinde belki de aynı tepkileri hisseden, o insana karşı aynı tepkileri hisseden insanlar vardır ama bunu bir şekilde dile getirmezler. Hani işte bu sohbetimize başlamadan önce içeride sizinle sohbet ettik. Bir de bizim toplum olarak atasözlerimiz var. Hani neresinden tutarsanız tutun bir şekilde elinizde kalan atasözleri ya da işte toplum içerisindeki o ikiyüzlülüğü dile getiren şeyler vardır. Ne suya dokun ne sabuna dokun dedik mesela konuştuk filan. Evet yani suya sabuna dokunmayan şey kirlidir baba. Ama bize yıllarca böyle aksettirilmiş. Ve ikiyüzlülük öğretilmiş galiba bize. Yani lafı doğru olan da lafı sakınmamak direkt yüze söylemek. Hocam yani şimdi bu dünyaya bir kere geldik. Bir daha rüşvet versek gelebilir miyiz? Ben şeye inanmıyorum. Yukarıda ya da aşağıda bir güç var. Bizi bir daha gönderecek dünyaya. Ya da gidip orada cennette hurilerle, gılmanlarla falan beraber yaşayacağız. Böyle şeylere inanmıyorum arkadaş. Benim bir dünyam var, üstüne bastığım dünya. Yani ağacıyla, kuşuyla, börtü böceğiyle, insanıyla, hayvanıyla, ne derseniz deyin. Yoluyla, yolağıyla. Şu dünya. Ben beş duyumun beşi tarafından kabul görmeyen hiçbir şeye inanmıyorum baba. Açık söylüyorum. Evet. Evet sevgili DemTV izleyenleri, mabedim dediği İlyas Salman'ın mabedim dediği yer ve bir de işin açıkçası şunu da söyleyelim, paylaşalım. Sizin yeriniz tam burası değil mi? Tam burası hocam. Tam burası. Neden tam burası? Yani başka yer değil de tam burası. Ben merak ettim işin doğrusu. Buna da getireceğiniz bir açıklama vardı. Bu mabedin içerisinde yeriniz tam da burası. Hocam bak şimdi şöyle, misafirim geldiği zaman burada sehpa olmak zorunda. Ben bunun üstünde yazıyorum. Misafirim geldiği zaman hafif şöyle dönüyorum. Bak her tarafı görüyorum baba. Kimseye arkamı dönmemiş oluyorum. Evet, evet, evet. Onun için yani, yeriniz tam yüzüme burası. Yüzüme bassınlar. Ben yalnız olduğum zaman böyle otururum. Ama misafirler geldiği zaman şöyle biraz hafif ilerler, şöyle dönerim. Ah buyurun konuşun ya. Çok güzel. Umarım bu mabedinizde daha uzun uzun yıllar, uzun daha derin, daha güzel şeyler şimdi onu ötürsünüz. Söyleyeceğim. Ya ben mesela 20 yıl bil fiil alkol aldım baba. Şimdi bir takım psikologlara falan gittim. Yani kimse önermedi, kimse demedi. Ben gittim. Ben niye alkolü seviyorum?
Neden seviyorum? Niye ölümden korkuyor? Mesela bende müthiş bir ölüm korkusu vardır. Bana şimdi Nezle'yim de benden 100 kilometre, 100 metre ileride söyle bunu. O 100 metre mikrop gelebilir mi? Gelemez. Gelemez, evet. Ben akşam Nezle olurum. Kanser oldum de kanser olurum. Öyle bir de yapım var. Ölümden korkuyorum. Konuya nereden girmiştik? Sizin mabedinizden bahsettik. Hı hı. İnsanlarla olan tam duruş yeriniz olarak seçim insanlarla diyalog kurmasından falan bahsettik. Hı hı. Oradan gelişti geldi olay. Ve siz ölüm korkusundan bahsettiniz. Şey var, ölüm korkusu şundan kaynaklanıyor. Bir alkolden başladı. Alkolle başladı onun için. Şimdi yüzlerce psikiyatrist arkadaşım oldu. Psikolog arkadaşım oldu. Dediler ki bu ölüm korkusunun en büyüğü ben olduğum için 7 tanesinin ölümünü gördüm. Nezleden ölen kardeşim var. Nezleden insan ölür mü ya? Boğmacadan, kıtlıktan, kırandan, veremden. Bunlar ne? Yoksulluk hastalığı. Evet, evet. Ne kadar paran varsa o kadar sağlık. Yani eğer paran varsa doktora da Allah'a da yakınsın. Yoksa ikisine de uzaksın. Paran kadar değil ölüm görüyorsun. Ha, ölüm korkusuyla bir gün bir psikolog arkadaşıma gittim. Ta 78'de, 79'da falan dedi ki yatarken dedi akşam ben çünkü birdenbire uyanıyorum. Aklıma ölüm geliyor falan uyanıyorum. Dedi ki akşam yatarken dedi bir iki duble dedi rakı al dedi. O başladı iki duble, üç dubleye, üç duble, beş dubleye, beş duble, yedi dubleye, işte bir büyüğe kadar geldi, dayandı bilmem ne filan. Kimse, bizim Arguvan'ın bir deyimi vardır, kimse bilmez deli miyim, dek miyim, onun için gülü reyhan ekmeyim demiş. He. Ahmet Kaya'nın bir şarkısı vardı, benim neden içtiğimi nereden bileceksiniz? En sonunda baktım ki yani bu sene, çok hızlı geçiyor zaman. Çocukken derdik ki ya bir an önce büyüyelim, adam olalım bilmem ne filan diye. Büyümek, adam olmak büyümekti bizim gözümüzde. Eşdeğer olarak gördük. Evet, evet. Yani evet. Şimdi de 60'ına merdiven dayamışken diyorum tekrar geri döneyim diyorum. Biraz daha katı bir devrimci olarak geleyim diyorum. Daha iyi. Şimdi yeri gelmişken konuştuk. Çok da iyi oldu aslında. Şimdi toplumun şey vardı. İlyas Salman büyük bir değerdir. Hala da halk için, toplum için gerçekten çok büyük bir değerdir. Hani demin bahsettiğimiz o üçlüden bahsettik. Türk sinemasında ve bizim yaşantımızda yer edinen. Çünkü biz gerçekten sizlerin filmlerinizle büyüdük ve çok şey öğrendik. Ama buradan. İşte bu da bana morukluğumu hatırlatıyor. Böyle. Şimdi bazen yolda birazdan gülümseyelim kurban olayım. 80 yaşındaki adam senin filmlerinle büyüdük diyor. Yani gelsek ya bu doğrusu. O zaman ben 90'ındayım demektir ya. Yok ama iyi görüyorsun. Ha, iyi ciddi söylüyorum çok tabii. İyi gördüm sizi. İşte alkolü de ondan dolayı bıraktım. Ben de ölüm, ne diyeceğim yine ölüm korkusu çöktü onun için. Ya dedim sen şey yapıyorsun, ölümü yaklaştırıyorsun, çağırıyorsun kendine. Bu çok iyi oldu. Yani bunu konuşmamız çok iyi oldu. Neden çok iyi oldu? Ya hep acımasızca bir eleştiri. Yani bizde hani toplumda şey ya ortada toplum yok kardeşim. Şöyle bir şey var ama ya. Toplam var, hocam, toplam. Kelle sayısı. Doğru, haklısınız o konuda. Hep şey derler. Ya İlyas Salman bu kadar duyarlı bir adam, bu kadar şey ama çok içen bir adam diye bir eleştiri sunuyor, duru hep. Tamam, bilmezler ki bunun gerisinde yatan şey nedir acaba yani. Şimdi bugün aslında bu sohbetimiz bir anlamda bazı şeylerde bana göre, size göre de böyledir, açıklığa kavuşturmuş olduk. Tabii. Konuştuk mesela hani hep anlatırlardı ya Kemal Sunal'i gerçek yaşam... Geldim karşıdan, kapıyı açtım, içeri girdim. Geldim burada baktım Gülser böyle... Elleri burasında böyle duruyor. Ne oldu dedim, ne oldu? Dedi ki kaybettik dedi. Söylemek istemiyor. Kaybettik deyince aklıma bizim sülalenin, Salman Uşağı'nın ihtiyarları geldi. Yani Sadık amcam geldi, Ahmet amcam geldi filan. Onlar hala yaşıyorlar. Yok dedi, bizim sülalede bir şey yok dedi. Ondan sonra
özel arkadaşlarım var. Ben yaşlılarla da muhabbetim iyidir aslında. Çok tatlı olur onların muhabbeti. Evet, çok tatlı. Onlar Nazım'ın dediği gibi topraktan öğrenip kitapsız bilirler. Çok çok güzel. Evet. Şimdi o tanıdığım yaşlı insanları sordum. Yok, onlar da duydular. Komşudan, yani bu apartmandan yaşlı. Hepimiz bu apartmanda biraz şeyizdir. Yani mesela dinine bağlı insan da vardır. Din ticareti yapan da vardır. Benim gibi komünist de vardır. Apartmandaki yaşlılar geldi aklıma. Onları sordum. Dedi yok, Turgut amcadan şey yok dedi. Dedim ne oldu? Kemal'i kaybettik dedi Sunal'ı. Yani yok ki öyle bir herhangi bir dilde, İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da, Japonca'da, Çince'de. O duyguyu, onu öğrendiğin zaman yaşadığın duyguyu anlatabilecek kelime bulamıyorum açıkçası. O anki tepkimiz. Sonra şeye gittim. Morguna koydukları otele gittim. International Hospital diye bir yer. Orada gazeteciler, televizyoncular hemen yanıma geldiler. İşte bir tanesi dedi ki, ne düşünüyorsun bu konuda dedi. Dedim ne düşünebilirim ki, çocuklarımızın oyuncağı kırıldı dedim. İşlerinden ukalanın biri hayatı tanımamış. O gazetecilik okumuş ama yani hayatı okumamış daha doğrusu. Ezberlemiş. Dedi ki sen koskoca Kemal Sunal'ı oyuncak gibi mi görüyorsun dedi. Dedim evladım sen hiç baba oldun mu? Yok dedi. Belli dedim. İleride bir baba ol, bir oyuncak al o çocuğa. Bazen o oyuncak çocuğun gözünde senden daha büyük olur dedi. Yoksa ben koskoca Kemal Sunal'a oyuncak diyecek kadar alçak mıyım ya? Estağfurullah. O çok kutsal bir benzetmeydi aslında. Evet, evet. Son zamanlarda şeye taktım kafayı. Ya insan olmak nedir? Yani yemek, içmek, yatmak, barınmak, uyumak solucanların da başardığı bir şey. Evet. Abi biz insan olarak farklı şeyler yapıyoruz. Nedir farklı şeyler? Hiçbir kaplumbağa sırtındaki bağı başka bir kaplumbağaya vermez. Evet. Hiçbir yılan sıyrıldığı derisini, deriyi başka bir yılana hediye edemez. Ama bir tek insan var ki üretir ve paylaşır. Ama asıl dengesizlik de burada çıkıyor zaten. Üretip paylaşmıyoruz. İnsan olmanın ölçütünü şu sözlerle beyan ediyorum ben. Aşkı, şiiri ve kavgayı bilmeyen insandan hayır gelmez. Çünkü dünyada aşık olacak çok güzel, uğruna şiir yazılacak çok güzellik ve kavga edecek çok puşt var. Hocam, İlyas Hocam, yine güzel bir değerlendirmeniz var. Kendi siyasi düşüncenizi anlattıktan sonra birçok tehdit telefonları aldınız. Hı hı. Defalarca rahatsız edildiniz. Hı hı. Çünkü insanlar sizi tehdit olmaya, tehdit görmeye başladılar. Onlarda da bir değerlendirmeniz var. Bir değerlendirmeniz var. Sanırım diyorsunuz ki, beni vuracak adam beni vurduktan sonra ne yaşar? Psikolojisi ne olur? O konudaki değerlendirmenizi lütfen ben sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Şimdi gerçekten politik bir adamım, açık söylüyorum. Yani devrimci bir adam. Hiçbir lafımı saklamıyorum. Ben düşüncemi ensemin arkasına koymuyorum. Masanın ortasına koyuyorum. İsteyen seçen güzelini alır, çirkini bana kalır diyorum. Onun içinde bir sürü dost ediniyorum. Düşman da ediniyorum. Zaten herkesin dostu ya da herkesin düşmanı olan adam iyi adam değildir. Bir insanın hem dostu olmalı hem düşmanı olmalı. Yani dünyaya aynı pencereden baktığımız insanlar da olmalı. Karşıdan başka bir yere bakan, bize haince bakan insanlar da olmalı. Al dedi eşim, bir tabanca yastığının altına koy. Asla dedim. Ben adam öldüren alete el uzatmam. Bir gün seni vurursa vursun dedim. Ben büyürüm, o küçülür. Evine gidecek. Çocukları. Evet. Çocukları diyecekler ki, muhtemelen benim filmlerimi izliyor olacaklar. Evet, evet. Devamını siz getirin. O zaman diyecekler ki, Bilo abimizi, Bilo amcamızı niye vurdun diyecekler.
bir komik adamı vurdum diye övünecek mi? Hı? Bir komik adamı vurdum diye övünebilecek mi? Çocuklar benim filmlerimi izliyor olacaklar. Acaba beni vurmayı hayatın neresine yerleştirecek? Bu kadar güzel bir değerlendirme vardı. Bir de hayatta sizin servetleriniz var. Temmuz Ali ve Devrim. Evet. Bunlar sizin en büyük... Hesaba katmıyoruz. Gülser, evet Gülser abla da aynı şekilde çok özür diliyorum. Birazcık da onlardan bahseder misiniz? Valla şimdi şey diyeyim. Biz böyle ben kendi çocuklarımla hani bütün sanatçılarla muhabbet ederken sorarsın çoluk çocuğunla nasıl ilişkilerin falan diye. Bizimki hiç ana baba ilişkisi ya da baba çocuk ilişkisi falan olmadı yani. Onlar benim gözümde hem büyük hem küçük oldular her zaman. Temmuz Ali sanırım yani, şeyi seçmiş, yönetmenliği falan seçeceğim evet, demiş. Yönetmenliği seçti. Zaten üniversitesi sinema bölümünü bitirdi. Bitirdiği gün, diplomayı alıp getirdiği gün dedim ki, Temmuz dedim, ben de bu işin okulunda okudum, sen de okudun, ne yapmak istiyorsun dedim. Dedi ki, baba dedi, ben senin gibi soytar olmayacağım, yönetmen olacağım dedi. Ben de dedim ki, saraya dal kavuk olacağına halka soytarı ol. Ya işte bunu konuşacak kadar aramız çok iyi. Yalnız bir şey var, çocuklarımın şundan memnunum. Hiçbir zaman ben İlyas Salman'ın oğluyum ya da ben İlyas Salman'ın kızıyım demediler. İkisi de üniversiteyi bitirdi. Oğlum askerliğini yaptı geldi. Ne üniversiteden arkadaşları ne askerden arkadaşları benim oğlum olduk. Bunu bilmiyorlar. Yani bir insana en büyük hakarettir. İşte şunun oğlu diye tanınmak. Ama ben şey diyorum. Mesela İlyas Salman'ın oğlu diye tanınmak nedir? İşte İlyas Salman'ın adının şeyi gölgesinde yaşayan insandır. Kişiliksiz insandır. Onun için hiçbir yerde demeyin ki ben İlyas Salman'ın oğluyum ya da kızıyım. İşte bugünkü zıp çıktı sanatçıları görüyoruz. Evet. Çocuk 3 yıllık şöhrettir, 1 yıllık şöhrettir, bir pop şarkısıyla şöhret olmuştur. Ondan sonra çocukları her gün bir barda olay çıkartır, bilmem ne yapar, ben şunun oğluyum, ben şunun kızıyım, bilmem ne filan diye. Ben dedim ki, ya İlyas Salman'ın kızı olarak değil de Devrim Salman olarak yetişsin. Ha şuna sevinirim, bir gün Devrim Türkiye okuyacak. Yani kaset yapacak, bilmem ne filan. Ve ben umutluyum. Öyle bir gün gelecek diyecekler ki Devrim Salman'ın babası diyecekler. Ve en büyük, en çok mutluluğu o zaman tadacağım. Umarım bu böyle olur ki böyle olacağına ben de inanıyorum. Peki şey sorayım, neden Temmuz Ali? Temmuz ekin verme ayıdır, üretim ayı. Orak sallama ayıdır. Yani diyor ya, terden akbak olmuş rastlıksız kaşın, dayanmış çapaya duruyor Fatma. Ayağı yalın ayak, başında poşu, kardan adam gibi eriyor Fatma. Onun için Temmuz koydum. Ali de herkes biliyor, ben de söyleyeyim. Ben bir Anadolu Alevisiyim. Karıştırmasınlar İran Şiiliğiyle, Arap Şiiliğiyle Anadolu Aleviliğini. Anadolu Aleviliğinin özünde sosyalizm yatar. Evet hocam, ağlamaktan bahsettik. Hani kolay ağlayabilen insanlar. Bir de bizim toplumumuzda şey vardır. İşte erkekler ağlamaz diye bir laf vardır. O kadınları küçümsemek için söylenmiş bir laftır. Zaten biz Osmanlı toplumundan bu Arap kültürü bize o kadar kötü şeyler aşıladı ki Anadolu insanı, yani Uzak Asya'dan toplanıp gelen insanların %90'ı kadına hakim bilir evde. Maalesef Arap kültüründeki o kadını küçümseme bize İslamiyet yoluyla sıçramıştır. Anlatabildim mi? Evet. Kadınlar ağlar, erkekler ağlayamaz. Çünkü kadınlar aşağılık, şey yapamaz, duramaz derler bilmem ne filan. Ben keşke kadın olsaydım da doğursaydım. Doğru. O zaman anlardım. Evet. 9 ay karnında taşıyıp dünyanın en büyük acısını çekerek dünyaya getirmeyi bir insanı. Bizim bir atımlık barutumuz var, atıp çekiliyoruz, 9 ay ot taşıyor sırtında. Onun için vay babam demiyor, vay anam diyor. Evet, evet. Onun için ben bir böyle o maço erkeklerin gözüyle kadınımsı bir erkeğimdir.
ağlamasını ve gülmesini bilmeyen adam düşünmesini bilemez arkadaş. Çok doğru. Evet hocam, böylelikle bir sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. DEM TV izleyenlerine söylemek istediğiniz şeyler varsa onları lütfen ben sizden alayım. Ondan sonra da sizin bir şiirinizle sohbetimizi sonlandıracağız. Şiiri mi daha önce okuyayım, son sözümü daha önce? Nasıl istiyorsanız hocam, bu şekilde. Dağlarının ardı nazlıdır. Uçurum kıyısında incecik bir yol. Gider dolanı dolanı. Bir hastan vardır umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytularda, endamı soğuk sularda. Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri. İki mavi, kocaman korku çiçeği. Açar derin kuyularda. Dağlarının ardı yoksuldur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal eküze ve almaz koyununa kara zapanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfa'nın azif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu. Kör boğaz nafaka uğruna haldan düşmüş tebdil gezer. Gün ola devran döne umut yetişe. Dağlarının ardında değil öyle yoksulluklar, hasretler. Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur. Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ. Bu yürek ne güne vurur. Efendim, sevgili DEM TV izleyicileri, aslında size hitap edecek kelimeyi bulamıyorum. Aslında size hitap etmek için hiçbir dilde karşılığı olmayan bir kelime bulmak lazım. Onu bulamadığım için Einstein'ı geçemedim. Bulabilseydim seyircilerime söylerdim, derdim ki, bunu söylerken bile utanıyorum. Ömrünüz umudunuzdan önce bitsin. Benimki de dahil olmak üzere. Saygılar efendim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olasınız. Evet sevgili DEM TV izleyenleri. Çok koyu, çok güzel bir sohbetti. Bitmiyor işte. Bunun ardı arkası yok. Sürüp gidiyor. Çünkü o patlamaya hazır bir dağ gibi. O koca bir dağ gibi. O ömrünü ya da yüreğinde biriktirdiği şeyleri bu toplumun, bu ülkenin topraklarından o kılcal damarlarıyla çekip kendi sinesinde biriktirmiş koca dev bir adam. Şey diyebilir miyim acaba? Buyurun. Şimdi ben bu ülkede aç da görüyorum, açık da görüyorum, yoksul da görüyorum, bay bey zengin de görüyorum. Ben çocukluğumdan bu yana ahırda da yattım, lüks otelde de yattım. Malatya Arguvan ilçesi Asar köyünde ahırda yattım. Ta Japonya'ya gittim, Waldorf Astoria'da yattım. Kanada'ya gittim, Holiday Inn'de yattım. Avrupa'da bir sürü lüks otelde yattım. Şimdi bana desen ki ahır mı daha rahattı, lüks otel mi? Vallahi seçemem. Çünkü insan uyuduktan sonra duvarları göremiyor. Nerede yattığın değil, kiminle yattığın önemli. Keşke dünyanın bütün insanları orta halli hayatı öğrenebilselerdi. O zaman çukurun dibinde kimse kalmazdı. Değil mi? Gözlerinizden öpüyorum efendim, ellerinizden öpüyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. Diyorum ya, kelimeler gerçekten de kifayetsiz kalıyor. Hani demin İlyas hocamın dediği gibi, benim keşke hangi dilden olursa olsun sizi tarifleyebileceğim ya da size söyleyebileceğim bir cümle ya da kelime olsa. Aynı şeyi ben sizler adına ona söylüyorum. Çünkü o ülkenin çok ama çok büyük bir değeri. Başka bir zaman, başka bir yerde, başka bir konukla tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.